Evet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in büyük taarruzda yaptığı konuşma gündemde. Hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş hakkında söyledikleri siyasette tartışma konusu olmuştu. O sözlere CHP'li Ali Mahir Başarır'dan yanıt geldi. İmamoğlu'na yakın isimlerin ise İmamoğlu Erdoğan'a karşı 2 kere seçim kazandı, buna başka kim cesaret etti dediği kulislere yansıdı. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için önerdiği 2 isimdi. Altılı Masa aday için son kararı vermeden önce Akşener ısrarcı da olmuştu. İmamoğlu ve Yavaş'ın yolunu kapatanlara engel olamadım dedi Akşener. Açıklamaları siyasette geniş yer buldu. Çok zor kazandığımız bu yerler 2024'te yine kazanılacaktır. Gerek Meral Hanım, gerek diğer partiler, bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyoruz. Milletimizin omuzlarında taşıdığı bu umudu ve umudunu bağladığı bu 2 arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Akşener 2 belediye başkanına karşı sert konuşmuştu. CHP'li Ali Mahir Başarır, İmamoğlu ve Yavaş'ın başarısına dikkat çekti. Daha seçimlere 7 ay var. Görüşmeler olacak, görüşmeler sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz. Halk memnun. İllerde gerektiğinde çok adaylı bir seçime gitmeyi gerektiriyor. Ki biz tekrardan seçmene sadece 2 tane ittifakın adayı arasında seçim yapmak zorunda değilsin normalini anlatmış olalım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Akşener'in eleştirilerinden sonra kulisler de hareketlendi. İmamoğlu'na yakın isimler Akşener'in açıklamasını değerlendirdi. Kulislere göre öfkeyle söylenen sözler, Erdoğan'a karşı 2 kere seçim kazandı İmamoğlu, buna başka kim cesaret etti dendi. İstanbul ve Ankara, Türkiye'nin en büyük 2 şehri. 2 ilin başında da 2019'da CHP ve İyi Parti ittifakıyla kazanan belediye başkanları var. Akşener'in sert çıkışının ardından 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde muhalefet nasıl bir yol izleyecek merak konusu.